tamam kayıt başladı teşekkür Geleceğim. ederim ee, eğer uygun görürseniz ben de e, sunuma başlamak istiyorum biraz bekleyelim ya da biraz katılım toplantıdaydık kusura bakmayın ee, yeni bitti diğer hocalarımız <laughs> ee, şimdi gelecekler diye düşünüyorum bir iki dakikanızı rica ediyorum Thank Evet sayın hocalarım hoş geldiniz. E, meslekler Arası Eğitim'de senaryo geliştirme e, webinarı e, için buradayız. E, sayın Dekan'ıma teşekkür ederim böyle bir imkan sunduğu için. E, ve bu konuda gerçekten e, son zamanlarda e, çok ihtiyaç olan bir konu üzerinde e, konuşmak istiyorum. Meslekler Arası Eğitim. E, Bizler sağlık çalışanları biliyorsunuz aslında tüm Türkiye'de tüm sağlık çalışanları örneğin hekim, fizik tedavi rehabilitasyon terapistleri, hemşireler, diş hekimleri lisans eğitiminde maalesef çok birlikte bir araya gelerek çalışamıyoruz, öğrenemiyoruz ama mezun olduğumuz andan itibaren biz birlikteyiz. Dolayısıyla meslekler arası kavram aslında çok önemli ama biz bu kavramın tanımını henüz Türkiye için yapamıyoruz. Neden? Multidisipliner olarak geçiyor ya da interdisipliner olarak karıştırılan bazı kavramlar var. Özellikle onlardan bahsedip senaryo tabanlı öğrenme ve biz öğrenme sürecinde senaryoyu nasıl kullanabiliriz ve birlikte nasıl öğrenme ortamı yaratabiliriz diğer meslek mensuplarıyla e, nasıl öğrenme ortamı yaratabiliriz diye kısaca konuşmak istiyorum ve e, senaryo üzerine örnekler vererek Türkiye'de ve dünyada özellikle meslekler arası eğitimin e, müfredata nasıl entegre edildiği ve neden bizim için bu kadar önemli bir kavram e, Türkiye'de bu kadar geç konuşulmaya başladı diye sonuçlandırarak e, e, webinarımızı tamamlamak istiyorum. Öncelikle meslekler arası eğitim kavramının öneminden bahsetmek istiyorum. Biz e, söylediğim gibi sağlık profesyonelleri e, hizmet ayağında hep birlikteyiz. E, hasta, yani ortamında, fakülte ortamında ya da üniversitede hep birlikte hizmet veriyoruz. Ancak lisans eğitimimiz tamamen birbirinden farklı ve biz öğrencilerimizi bir araya getiremiyoruz. Ama diyoruz ki sağlık hizmeti e, nitelikli olsun, verimli olsun, kaliteli olsun, sürdürülebilir olsun. Bunları sağlamak için sağlık profesyonelleri birbirleriyle iletişim kursun, işbirliği içerisinde çalışsın, işbirlikçi yaklaşım benimsesin ve e, meslekler arası eğitim kavramı bu süreçte hiç konuşulmuyor. Oysa ki biz birlikte çalışabilmek için, birlikte işbirliği yapabilmek için öğrencilerimizin aslında birlikte öğrenmesi gerekiyor. Ve birlikte öğrenirken bu olumlu hani hizmet ayağında olumlu bir kültür oluşturabilmek için bazı rol ve sorumlulukları olduğunu ve bazı yetkinlik ve yeterlik alanları oluşturmamız gerektiğini öğretmemiz gerekiyor öğrencilerimize. Yani bizler yetkinlik alanlarını bilerek öğrencilerimizin olumlu bir eğitim kültürü ortamında ilerleyen süreçte hizmet verebilmelerini sağlamamız gerekiyor. Peki bu süreçte e, konuyla ilgili uluslararası ya da ulusal öneminden daha önce bahsedildi mi? Evet, Dünya Sağlık Örgütü 1978 Almata Bildirgesi'nden itibaren aslında meslekler arası Öğrenme meslekler arası eğitim kavramını dile getiriyor ne diyor bizlere Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisini bu konuda sağlık sistemini geliştirmek için sağlık sektörü uyumlu çalışmalı ve hizmet ayağında uyumlu çalışabilmesi için işbirliği yapabilmesi için birlikte öğrenmeli diyor. Ve 88'de Dünya Sağlık Örgütü sağlık için birlikte öğrenme ve birlikte çalışma raporunda bunu dile getirmiştir. Ama tam anlamıyla meslekler arası eğitim kavramı 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün eylem planı içerisinde yer, yer almıştır. Meslekler arası eğitim ve işbirlikli uygulamaları için eylem planı hazırlayarak e, lisans eğitiminden itibaren e, birlikte öğrenmemiz gerektiğini önermiştir bizlere. Artık yeterince delil var, yeterince kanıt var. Lütfen eğitim ve öğrenme süreçlerine diğer sağlık profesyonellerini de katın şeklinde uyarısı vardır. Peki ulusal düzeyde bununla ilgili öneri var mı? Örneğin tıp fakültesi için ulusal çekirdek eğitim programlarımız var, programımız var bizim Türkiye'de ve yetkinlik alanlarımızda der ki, birlikte hizmet sunduğu sağlık ekibi ile olumlu iletişim kurmayı öğrenmeli. Ee, ve diğer sağlık çalışanlarının görev ve yükümlülüklerin farkına varmalı ve bunlara uygun davranışlar sergileyebilmeli. İşte bizim e, yeterlilik ve etkinlik alanları içerisinde bu kavramlar yer alırken biz bunları sadece teorikte bahsedebiliyoruz. E, diğer öğrencilerle bir araya getirip diğer mesleklerin rol ve sorumluluklarını bunlara nasıl uygun davranışlar sergileyecek, ileride hizmette nasıl uygun davranışlar davranış becerileri geliştirebilecekle ilgili uygulama alanı yapmıyoruz. Oysaki tıp eğitim müfredatı içerisinde e, yetkinlik ve yeterlikler içerisinde bu çok bağlı bariz bir şekilde yer alıyor. Sadece tıp eğitimi için mi? Hayır. YÖK'ün sayfasını ziyaret ettiğimde hemşirelik lisans eğitim programı içerisinde de aslında diğer sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde araştırma, proje ve etkinlik yapmalı diye belirtiyor. Öğrencilerin yetkinlik alanları içerisinde var. Aynı şekilde diş hekimliği ve fizik tedavi ve rehabilitasyon çekirdek yeterlikler içerisinde de diğer sağlık profesyonelleriyle iletişim, ekip çalışması ve işbirliği kavramı yer alıyor. Ee, ve özellikle tıp eğitiminde sadece yetkinlik alanları içerisinde değil, alt başlıklar altında sosyal ve beşeri bilimler durumlar listesi içerisinde de meslekler arası öğrenme, çatışma çözümü gibi kavramlar yer alıyor. Ayrıca e akreditasyon standartları içerisinde de bu kavram gelişim standartları içerisinde yer alıyor. Yani bizler aslında fakülte akreditasyonlarında yani fakültenin lisans eğitimi akreditasyonlarında tıp eğitimi açısından meslekler arası eğitim kavramına tekrar bakmamız gerekiyor. Müfredatımızı bu yönde güncellememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü gelişim standartı içerisinde yer alan bir kavram bize ilerleyen süreçte temel standartlar içerisinde yer alacağı mesajını veriyor. Yani bu bu yönde hazırlıklarınızı tamamlayın. İlerleyen süreçte bu kavramı akreditasyon kriterleri içerisinde yer vereceğiz mesajıdır gelişim standartları. Peki bu kadar önemli bir kavramın tanımı nedir? Aslında biz meslekler arası dediğimiz zaman evet diğer e, meslek grupları içerisinde e, eğitim ve ekip çalışması becerisinin önemli olduğunu biliyoruz. Peki lisans eğitimine bunu koyabildik mi? Hayır. Türkiye için şu anda bir iki üniversite dışında maalesef müfredatını entegre eden, e, sağlık alanında çalışan fakülteler ya da bölümler yer almıyor maalesef. Ya da bunları kanıt düzeyinde bize literatüre sunmadılar, yapıyorlarsa da. Bu kavramı e, literatürde farklı tanımlamalarda görebilirsiniz Dünya Sağlık Örgütü ya da e, meslekler arası e, eğitimle ilgilenen birçok e, kurum ve dernek bu kavramı tanımlamış ama ben size keyfinin e, özellikle keyfinin tanımını getirdim 2002 yılında yaptı ve İngilizcesini özellikle koydum buraya Çünkü anlaşılması biraz güç oluyor Türkçe'yi çevirdiğimiz zaman ama İngilizcesinin rahat anlaşıldığını düşünüyorum iki veya daha fazla meslek grubunun birlikte birbirlerinden ve birbirleri hakkında işbirliği içerisinde öğrenmeleri olarak tanımlıyoruz. With, from and about each other kavramlarının altını çiziyorum. Çünkü e, birlikte birbirlerinden ve birbirleri hakkında öğrenmeleri gerekiyor. Meslekler arası eğitim tanımına girebilmek için. Örneğin multiprofesyonel eğitim dediğim zaman işbirliği içerisinde değil de birden fazla e, meslek e, lisans eğitimi alan örneğin tıp öğrencisi, hemşirelik öğrencisi, diş hekimliği öğrencisi, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin afide birlikte e, bir arada olmaları bizim için meslekler arası eğitim değil. Etkileşim içerisinde olmalı. Yani örneğin ben bu gruba gittiğim zaman birden fazla meslek mensubu var, öğrencisi var karşımda. Ben dersi anlatıyorum. Öğreten merkezli bir eğitim bizim için meslekler arası eğitim değildir. Bu multi profesyonel bir eğitimdir tek taraflı etkileşime ihtiyaç duymadan benim anlattığım onların öğrenmesi gereken bir eğitim multiprofesyonel eğitimdir. Ben interprofesyonel yani meslekler arası eğitim kavramından e, bahsetmek istiyorsam öğrencilerin birbirine öğretmesi gerekiyor. Öğrencilerin etkileşime girmesi gerekiyor. Yani bir tartışma olması, e, bir problem olması, bir çatışma olması ve birbirlerini anlatmaları gerekiyor. İşte örneğin tıp öğrencisi buradaki hekimin rolleri şunlar şunlar. Örneğin bir hemşirelik öğrencisi söz alıp bunlar bunlar olmalı bu e, senaryoda ya da bu problemde diyebilmeli. Dolayısıyla meslekler arası eğitimden bahsederken öğrencilerin aktif, öğrenen merkezli bir ortamda eğitim almaları gerekiyor. Burada diğer karışan bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Multidisipliner ya da multi profesyonel bu kavramlar da birbirinden farklıdır ama literatürde maalesef birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olduğunu görüyoruz. Örneğin multi disipliner kavramı benim için yani tıp fakültesi öğretimi üyesi için disiplin demek. Örneğin kadın doğum bir disiplindir benim için tıp fakültesi içerisinde. Örneğin ee, dahiliye benim için disiplindir. Ancak hemşirelik fakültesi ya da hemşirelik bölümündeki bir öğretim üyesi için kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği bir disiplindir. Yani tıp fakültesinden bahsedecekse bir hemşirelik öğretim üyesi profesyonel demeli. Ama kendi içerisindeki ana bilim dallarının birlikteliğinden bahsedecekse multidisipliner demeli. Aslında çok büyük bir fark olmasına rağmen biz bu kavramları birbirine karıştırıyoruz. Benim için disiplin tıp fakültesi ana bilim dağları içerisindeki bölümler ya da disiplinlerler. Farklı fakülteye geçtiğim an bu benim için multi profesyoneldir. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla biz meslekler arası eğitimde öğrencilerin hasta merkezli bakım, hasta sonuçlarını iyileştirmek, geliştirmek, toplumun e, sağlıkta düzeyini arttırmak, sağlıkta iyileştirmeler yapmak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak için birlikte çalışmamız gerekiyor, birlikte hizmet sunmamız gerekiyor ama bunun ayağını mezun olduğunda değil, lisans eğitiminin ilk yıllarından itibaren biz birlikteyiz birlikte hizmet görüyor veriyorsak birlikte öğrenmeliyiz mesajıyla yola çıkarak yapabiliyoruz. İdeal bir meslekler ise eğitim için doğru öğretim stratejilerini, doğru öğrenme ortamlarını yaratmamız gerekiyor. Bu, bu sorumluluk da biz öğretim üyelerine düşüyor. Doğru öğretme araçları ve bu süreçlerin iyi yönetilmesi gerekiyor. Ve kesinlikle öğreten merkezli değil, öğrenen merkezli, yapılandırmacı, disiplin temelli değil yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve öğrencilerin eleştirel, analitik, yansıtıcı ve bağlamsal öğrenme yaklaşımlarını destekleyerek e, bu süreci yetişkin öğrenme stratejileri benimseyerek yürütmemiz gerekiyor ve tekrar sloganımız birlikte hizmet sunmak için birlikte öğrenmeye e, öğrenmeye çalışmalıyız. Peki biz meslekler arası bu kavramı evet doğru ve kanıtlayarak önemli olduğunu vurguladık. Hangi öğrenme yöntemleriyle kullanabiliriz? Hangi ortamlarda kullanabiliriz? Ya da meslekler arası öğrenmeyi biz öğrencilerimize nasıl bir öğrenme ortamı yaratarak uygulayabiliriz sorusuna geldiği zaman aslında Büyük gruptan küçük gruba kadar tüm öğrenme ortamlarında uygulayabilirsiniz meslekler arası öğrenmeyi. Neden? Büyük bir öğrenme e, grubunuz varsa, yani çok sayıda 20-30 kişinin üzerinde bir öğrenme ortamınız varsa, birden fazla meslek e, eğitimi alan öğrenciniz varsa bu ortamda küçük gruplar oluşturarak senaryo kullanarak e, ya da örnekler vererek bu e, meslekler arası öğrenmeyi biz ders müfredatına entegre edebiliriz. Literatürde en sık kullanılan simüle hasta uygulamaları senaryo tabanlı öğrenmedir. Meslekler arası eğitimin en uygun olduğu e, yöntemler olarak geçer. Ve bunların en başında da senaryo kullanılması önerilir. Peki. E, Şimdi meslekler arası öğrenmeyle ilgili hani literatürde hangisi çok fazla diye baktığımız zaman aslında senaryo karşımıza çıkmasa da olgu tabanlı öğrenme ya da vaka tabanlı öğrenme de karşımıza çıkabilir. Ama tüm olgu, vaka ya da senaryo tabanlı öğrenmenin temelinde iyi e, geliştirilmiş bir senaryo ya da hastane ortamında, klinik ortamında bir vaka ya da e, bir vaka ya da olgu başında tartışma bu grubun meslekler arası öğrenme yaklaşımın en uygun eğitim araçları olarak görülmektedir. Bugün bize e, en sık kullanılan literatürde senaryo olduğu için senaryo nasıl geliştirilebilir ve biz bunu e, eğitim uygulamalarımıza ya da eğitim müfredatımıza nasıl entegre edebiliriz diye konuşacağız. Senaryo aslında e, hepimizin bildiği gibi ana hikayesi olan ve katılımcılar ve gözlemciler için belirli öğrenme çıktıları yani planlanmış öğrenme çıktılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir hasta vakası olarak tanımlanabilir. Literatürde bu şekilde geçiyor. Ama biz bunu sadece basit bir senaryo olarak vermemeliyiz aslında öğrencilerimize. Öğrencilerimizin problem çözme stratejilerini, eleştirel düşünme becerilerini ve karmaşık bilişsel becerilerini içeren bir dizi öğrenme faaliyeti gerekiyor. Dolayısıyla bunu da nasıl öneriyor literatür? Gerçek yaşam durumlarına modelleyin, uyarlayın şeklinde önerisi var. Çünkü Farklı bir kültür, farklı bir toplum için geliştirilmiş bir senaryoyu kendimize entegre etmemiz doğru değil. Ben şimdi e, bu konuyla yaklaşık 2-3 yıldır uğraşıyorum ve hani bazı senaryo geliştirme deneyimlerim oldu. Ve bu konuyla ilgili kaynak bulmaya çalıştığım zaman vakaların gerçekten çok uç olduğunu ve ben kendi topluma ve kültürüme uyarlayamayacağımı gördüm. Dolayısıyla benim gerçek hasta örneğinden alarak uyarlamam gerekiyor. Neden bu eğitim e, stratejisini e, bu öğretim aracını biz e, kendi eğitim hayatımızda uygulamalıyız Çünkü bizim öğrencilerimiz yetişkin aslında soyut öğrenme e, kavramları gelişmiş ancak e, hangi yaşta olursak olalım somut öğrenme deneyimlerimiz çok önem kazanıyor yani yetişkin de olsak soyut kavramları gelişse bile öğrenilmesi yetişkinlerde somutlaştırılmasını istiyor öğrenmelerin dolayısıyla bizim öğrenci popülasyonumuz yetişkin ama e, afide soyut kavramlardan bahsetmek öğrenme için uygun bir yaklaşım değil somut Elle tutulan, gözle görülen e, senaryolar ya da vakalar istiyor bizim öğrencilerimizde. de. Dolayısıyla senaryo e, bu yetişkin grubuna çok e, iyi bir araç olarak e, literatürde kullanılması öneriliyor. Özellikle de sağlık e, profesyonellerinin eğitiminde kesinlikle önerilen e, öğretim araçlarından, öğretim yöntemlerinden biri, biridir. Biz e, senaryoyu neden kullanıyoruz? Çünkü gerçekten senaryo kullandığımız zaman öğrenenlerin aktif katılımını yani amfide bir sunumu yaparken öğrencilerimizin uyuduğunu anlamadığını ya da göz teması bile keserek e, sınıfta olup ama sizinle olmadığını görebiliyoruz. Ama siz bir senaryo kullanıp onları tartışma ortamına ya da uygulama ortamına alırsanız öğrenenlerinizin aktif katıldığını göreceksiniz. Çünkü öğrenci şöyle düşünüyor. Aa bu derste öğreneceklerim benim gerçek hayatta karşıma çıkacak. Demek ki böyle bir problem var. Ben bununla yüzleşeceğim. O zaman iyi dinleyeyim şeklinde e, öğrencilerin akıl yürütme becerilerinin geliştirdiğini biliyoruz senaryoların. Peki senaryo sadece lisans eğitim döneminde mi kullanılıyor? Hayır, mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli mesleki gelişim aşamalarının tamamında senaryo bir araç olarak kullanılabiliyor. Tüm eğitim hayatımızı yaşam boyu öğrenmenin bir aracı olarak düşünebilirsiniz. Senaryo tabanlı öğrenmede neler yapıyoruz? Öğrenci ö, ö, öncelikle biz bunu neden kullanacağız? Öğrenme hedeflerimiz neler? Biz hangi öğrenci grubuna, hangi düzeyde ve hangi öğrenme hedeflerini sunmamız gerektiğini kendimiz planlamamız gerekiyor. Aa ben bir gerçek vaka buldum. Bunu çıkayım, Afide anlatayım şeklinde kesinlikle olmaz. Öğrenme hedeflerini belirledikten sonra bu öğrenme hedeflerini hangi ölçme değerlendirme yöntemiyle ölçeceğimi belirlemeliyim. İçerik olarak bunu nasıl düzenlemem gerekiyor diye planlamalıyım. Bu içerik düzenlemesinde öğrenme hedeflerim var ama örtük öğrenme hedefi belirleyebilmeli, muyum diye düşünmeliyim. Daha sonra hangi etkinlikleri kullanmalıyım? İşte büyük grupta mı yapacağım, küçük grupta mı yapacağım, probleme dayalı öğrenme ortamında mı yapacağım gibi sorularıma cevap vermeliyim. Daha sonra da ölçme değerlendirmesinde planlayarak eğitim hayatına ya da müfredatımıza entegre etmeliyiz. Eğer bir e, kursa, bu bir taşsa, bu bir e, işte ders kapsamında verilecekse, bu e, küçük senaryo tabanlı öğrenmenin yıl bazında ve lisans yani tüm 4 yıllık ya da 6 yıllık öğretim hayatı boyunca bu öğrencinin hangi yetkinlik alanları içerisinde yer aldığını, hangi öğrenme hedefinin yer aldığını hem küçük hem büyük e, senaryo içerisinde gözlemlemem gerekiyor. Yani bir yer etmem gerekiyor bu senaryo tabanlı öğrenme. Bu öğrencinin 6 yıllık serüveninde şu yetkinlik alanı içerisinde diye belirlemem gerekiyor. Yani sadece sizin e, işte senaryo tabanlı öğrenmede bu öğrenme hedefini belirledim, bunu öğrenmesi yeterlidir demiyoruz. Ee, kendi mesleki hayatında, kendi lisans eğitiminde nerede yer aldığını bu senaryonun da belirlememiz gerekiyor. Senaryo tabanlı öğrenme hem bir öğretim yöntemi olarak hem de öğrenme aracı olarak kullanabiliriz sevgili hocalarım. Peki ee, bunu senaryo tabanının iyi bir öğrenme etkinliği olduğunu ya da öğrenme aracı olduğunu biliyoruz. Nasıl ideal bir senaryo yazılabilir ya da bu öğrenme yönteminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hayata en yakın öğrenme metotlarından biridir gerçekten öğrencilerin öğrenmesini çok iyi tetikler. Analitik ve iş, işbirlikli iletişim becerileri kazanmalarını sağlar öğrencilerin ve e, senar meslekler arası özellikle hani lisans eğitimimizde biz tıp eğitimi için senaryo kullanıyoruz ama o senaryoda örneğin diğer mesleklerle iletişime girmesi ya da işbirliği yapmasını değil de mesleki becerilerine yönelik senaryo geliştirirken meslekler arası öğrenmede diğer mesleklerin de rol ve sorumluluklarını, yetkinliklerini işin içine devreye sokmamız gerekiyor. Yani biz bir e, tıp eğitimi için senaryo geliştirirken ben öğrencimin e, sadece tıbbi mesleki öğrenme e, hedefleri değil, hangi meslekleri dahil edeceksen o öğrenme hedefleri doğrultusunda yazmam gerekiyor. Dediğimiz gibi en az iki meslek ve üzerinde olması gerekiyor ve Tüm e, bu süreçte senaryo sürecinde eğer bir hasta olacaksa tüm mesleklerle hastanın iletişime ve işbirliğine girmesi gerekirken mesleklerin de birbirleriyle iletişime işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Ve bu süreç öğrencilere çok detaylı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Senaryoyu bir araç olarak kullandığımız zaman dediğim gibi büyük de kullanabilirsiniz. Küçük grup tartışma ortamlarında da simüle hasta uygulamalarında da kullanabilirsiniz. Probleme dayalı öğrenme ortamında da kurs Konferans, atölye çalışmaları, tamamen uzaktan eğitim süreçlerinde dahi senaryo verilerek tartışma ortamları sağlanabilir. Dolayısıyla gerçekten elimizde iyi bir araç olduğunu düşünebiliriz senaryonun. Ee, senaryo yazılmadan önce öğrenim hedefleri mutlaka belirlenmiş olsun. Yani biz bir derse giriyorken bir saatlik bir dersin öğrenim hedeflerini de belirlerken senaryo geliştirirken öğrenim hedefleri belirlenmeli. Bu öğrenim hedeflerini neye göre belirliyoruz peki? Aslında e, dünya literatürüne baktığımız zaman meslekler arası eğitimle ilgili yetkinlik tanımlamaları var. Ancak Türkiye için bu henüz geliştirilmedi. E, dolayısıyla bu alanın geliştirilmesi gerekiyor. Peki Türkiye'de böyle bir eğitimi müfredatımıza sokacaksak neler yapmalıyız? Evet dünyada Örneğin bu tıp fakültesi için bir yetkinlik alanı. Tıp fakültesi, hemşirelik, e, işte diş hekimliği hangi alanda senaryo geliştireceksek o mesleklerin yetkinlik alanlarını, ulusal yetkinlik alanlarını karşımıza koyarak ortak yetkinlik alanları belirlememiz gerekiyor. Örneğin ben bir senaryo geliştireceksem meslekler arası tıp fakültesi öğretim olarak yetersizim. Ben eğer diğer meslekteki eğiticileri bu senaryo yazımına dahil etmiyorsam başarılı bir senaryo yazamam. Baktığımız zaman örneğin bu Kanada Meslekler Arası Sağlık İşbirliği'nin Kanada için geliştirdiği meslekler arası yetkinlik alanları. Baktığımız zaman tıp eğitiminden, hemşirelik eğitiminden, dış hekimliği e, eğitim fakültesinin eğitiminden çok farklı yetkinlik alanları değil. Çünkü bu yetkinlik alanları aslında hepimize hitap ediyor. Ekip çalışması, takım çalışması, işbirlikçi liderlik, hasta merkezli bakım, meslekler arası iletişim. Evet, iletişim kavramı sadece iletişim olarak kalmamalı. Dolayısıyla bunu geliştirmeliyiz. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği öğrenme hedefleri ve yetkinlik alanları var. Bunları da kaynak olarak senaryo geliştirirken alabiliriz. Ekim, ekip çalışması, rol ve sorumluluklar ee, bunları alarak kendi ülkemiz için ya da kendi üniversitemiz kendi e, geliştireceğimiz senaryo için yetkinlik alanları belirleyip buna yönelik öğrenme hedefleri belirleyip senaryo geliştirmeye daha sonra başlamamız gerekiyor. Senaryo gelişiminde en dikkat etmemiz gereken şey örneğin kendi mesleki alanlarınızda senaryo geliştirirken şunu e, söyleriz biz lütfen olumlu e, ve bu süreci iyi yönetilebilecek senaryolar geliştirin, senaryolar yazın şeklinde uyarımız olur eğiticilere. Ancak meslekler arası eğitimde küçük bir fark var. Lütfen araya çatışma, mesleki çatışma, lütfen bir mesleki problem koyun ki öğrencilerimiz aslında bu çatışma, gerçek hayattaki çatışma ortamlarını, gerçek hayattaki problemleri görebilsin ve bu süreci nasıl yönetebileceklerini öğrensinler isteriz. Dolayısıyla normal senaryolar, senaryo yazımlarından bir tık daha farkı var. Çatışma problem hastalıklarda girilen bu iliş, ileti, zor iletişim ya da zor işbirliği rollerine lütfen atıfta bulunun senaryolarda. Do, e, diğer dikkat edilmesi gereken konu ben bir e, tıp fakültesi öğretim üyesi olarak kendi müfredatımı almamalıyım. Tüm e, senaryoya katılacak tüm mesleklerdeki müfredatları önüme koymalıyım. Dolayısıyla bir tartışma, bir problem ortaya çıkaracaksam bunun mutlaka çözümü de olmalı. Olumlu çünkü olumlu bir süreç öğrencilere öğretilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yönetebileceğini öğretmem gerekiyor. Tüm yönetmelikleri, tüm müfredatları karşıma koyarak problemin, çatışmanın sonucuna ulaşabilmeliyim. Ve dediğim gibi tüm mesleklerdeki müfredatları önüme almalıyım. Öğrenenlerin bilgi düzeyleri çok önemli. Neden? Ben e Tüm fakültelerdeki e, lisans müfredatları inanılmaz farklı. Aynı üniversitenin sağlık alanındaki e, müfredatlarını önümüze koyduğumuz zaman inanılmaz farklı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla benim birinci sınıftaki öğrencimle farklı meslekte lisans eğitimi alan öğrencinin birinci sınıf bilgi düzeyleri eşit değil. Bir konuyu paylaşacaksam, bir senaryoyu onlarla paylaşacaksam bilgi düzeylerini en azından benim senaryom hazırladığım senaryo için öğrenci seviyelerinin uygun olmasına dikkat etmeliyim. Yeterli bir kuramsal altyapıya sahip olsun. Ee, ön bilgileriyle senaryoyu ilişkilendirebilsin isterim. Dolayısıyla bir senaryoyu tek başımıza yazamayacağımız, tek meslek mensubu olarak yazamayacağımızı bir kere daha vurgulamak istiyorum mümkün olduğunca gerçekçi olsun. Yani gerçek yaşanılan olayı senaryoya aktarabilelim. Ama gerçek yaşantı yoksa ona en yakınını tercih etmeliyim. Bir senaryo hazırlarken mesleki uygulamalardan ziyade toplumun biyolojik, psikolojik ve toplumsal yönlerini bütüncül bakış açısı geliştirilebilecek senaryolar hazırlamaya önem vermeliyim. Görsel materyalle mutlaka destekleyelim. Ama bir konuda aktif yoğun bilgi içeriyorsa örneğin çok uç bir EKG paylaşımı yapılacaksa bu uygun değil. Çünkü o mesleki bilgiye, mesleki uygulamaya girer. Ama basit tüm sağlık çalışanlarının bilmesi gereken bir EKG ise örneğin paramediklerle ya da acilde çalışan hemşirelerle bir senaryo geliştireceksem onların da anlayabileceği bir EKG'yi görsel materyal olarak kullanabilirim. Dolayısıyla burada aslında ifade etmeye çalıştığım şey mesleki bilgi ağır basmamalı meslekleri eğitim senaryolarında. Ve e, senaryo yazılırken argo ifadeler, inciten ifadeler, diğer meslekleri zan altında bırakan ifadelerden kaçınmalıyım. E, ve Gerçek hayat akışına da uygun olmalı. Yani tutup da bir senaryo yazarken yoğun bakımdan başlamamalıyım. Eğer önem arz ediyorsa dışarıda hastanın ilk andan tanık olunup o ana gelene kadar özetini geçtikten sonra yoğun bakımda olan süreci ifade etmeliyim. Lütfen hayat akışına klinik pratiğe uygun olsun senaryodaki akış. Ve en önemli konulardan biri Lütfen kompleks problemler sunmayalım senaryoda. Kendi alanınızla ilgili sadece kendi lisans öğrencilerinize senaryo sunarken evet, kompleks senaryolar yer alabilir. Çünkü siz öğrenme düzeyini biliyorsunuz öğrencinin ve akıl yürütme sürecinde o senaryoyla baş edebileceğini biliyorsunuz. Ama birden fazla meslek e, grubunun mesleki lisans öğrencilerinin yer aldığı bir senaryoda basit problemli senaryolar olmasına özen gösterelim. Yani analitik akıl yürütmeyi kullanalım. Sezgisel akıl yürütme bir e, level daha üstte olduğu için kendi alanımızda kullanacaksak evet uygun ama meslekler senaryolar için uygun değil. Ve senaryo geliştirirken senaryoyu yazan ekiple senaryoyu uygulayan ekip aynı olmayabilir ayrı olabilir dolayısıyla senaryoyu uygulayacak ekibe e, ayrı rehber ya da kılavuz hazırlamamız gerekiyor ve lütfen baloncuk içerisinde dipnot şeklinde senaryo uygulayan mentorları dipnotlar bırakalım İşte burada bu soruları yaz, e, yön, yöneltin bu öğrenme hedefine ulaşmak için bu soruları kullanın gibi yönlendirici notlar e, yazmayı ihmal etmeyin bu yönlendirici notları tabii ki Öğrencilerle paylaşmıyoruz. Sadece senaryoyu yöneten mentor ya da e, yönlendiricilerle paylaşmamız gerekiyor. Ve e, senaryo yazılırken biz normal hayatta Powerpointlerimizde ya da WhatsApp konuşmalarımızda TDK e, Türk Dil Kurumu'nun yazım imla kurallarını maalesef bazen ihmal edebiliyoruz ama bu bir makale gibi düşünün senaryolarımızı ve Türk Dil Kurumu'na e, kurallarını tamamen ulusal düzeydeki e, yazım imla kurallarını uygun olarak yazmaya özen gösterelim. Ve dediğim gibi bir komisyon, bir ekip tarafından senaryo yazılmalı, tek mesleki senaryolar mes meslekler arası eğitim için uygun değil. Tüm ekibin yer alması sağlanmalı. Senaryo şablonu kullanmamız gerekiyor. Senaryo şablonu çok açık ve detaylı olmalı. Senaryo ismi senaryo yazım ekibini kimlerin dahil olduğu hangi fakülte ya da bölümlerden e, senaryo yazım ekibinin e, bulunduğu hedef kitlemiz kim hangi meslek mensupları hangi öğrenciler hangi fakülte hangi sınıf çok detaylı bir şekilde şablon kullanmalıyız senaryo yazımında ve özellikle bir e, hasta kullanılacaksa senaryoda simüle hasta kullanılacaksa simüle hastanın yaşı cinsiyeti tüm detaylarıyla bu şablonda yer almalı. Öğrenme hedeflerinden bahsetmiştik. Açıkça e, belirtilmeli açık ve net olmalı öğrenme hedefleri ve mümkünse birazdan göstereceğim belirtki tabloları şeklinde hazırlamamız gerekiyor. Öğrenci hazırlanmalı mı? Evet senaryolara hazırlanmalı. Gerekiyorsa bir kitap önerebilirsiniz, makale önerebilirsiniz. Çünkü senaryoya geldiği an belirli bir kuramsal bilgiye sahip olması gerekiyor. Yani öğrencilerin aynı seviyede olabilmesi için kaynak önerilebilir. Ve bu kaynak öneriliyorsa da çok açık ve net öğrencilere daha önce ifade edilmeli. Ee, Az önce bahsetmiştim belirtke tabloları diye. Öğrenme hedeflerini bilgi, beceri ve davranış şeklinde ayrı ayrı belirleyerek ölçme değerlendirmeyi nasıl yapacağınız. Yani biz bir senaryo verdik. Öğrenciler tartıştı, bir sonuca ulaştı değil. Bu sonuca ulaşıp ulaşmadığını biz ölçebiliyor muyuz? Bu çok önemli. Ölçemediğimiz bir senaryo bizim için iyi geliştirilmiş bir senaryo değil. Öğrenme hedeflerini mutlaka ölçmemiz gerekiyor. Ee, ve öğrenme hedeflerine özellikle birkaç tane örnek getirdim Çünkü e, normal derslerde kullandığımız öğrenme hedeflerinden biraz farklı burada kendi disiplininizden ziyade orada bulunacak diğer mesleklerinde e, isimlerini geçirmemiz gerekiyor hangi senaryoda hangi meslek grubu yer alacaksa burada ayrıntılı bir şekilde öğrenme hedefi yazmamız gerekiyor. Farkındaysanız klinik ve sosyal problemlere yaklaşım daha çok ön planda. Mesleki bilgi beceriyi sınamıyoruz burada. Mesleki bilgi ve beceri kendi derslerimizin konusu zaten. Kendi öğrenme hedeflerimiz. Dolayısıyla biz birlikteyken hangi iletişim problemlerine, hangi sosyal problemlere nasıl işbirliği yapacağız gibi öğrenme hedeflerimiz olmalı. Etik sorunlar mı var? işbirliği yaparken e, diğer mesleklerin rol ve sorumluluklarını mı öğrenmemiz gerekiyor? Burada çok detaylı bir şekilde sorunlardan, endişelerden bahsederek öğrenme hedeflerini açık ve net yazmamız gerekiyor. Farkındaysanız da öğrenme hedefleri içerisinde herhangi bir mesleki bilgi kaygım yok. Evet, e, senaryo şablonuna geri dönecek olursak e, senaryoyu özet geçiyoruz. Yani aslında sizin e, hani birçok kitap ve sunumda gördüğünüz senaryolar sadece özet kısmı. Senaryo şablonu o kadar uzun ve detaylıdır ki biz sadece özet kısmını biliyoruz. Ee, evet özet kısmında da işte şu yaşta şu hasta şu şöyle e, hani şu ortamda diye başlayan kısım bizim senaryomuzun aslında özet olarak belirtilen yeri. Alt kısmında hemen bilgilendirme noktalarına önem, önem veriyoruz. Anahtar noktası ne bu senaryonun? Ee, ve daha önce bahsedemediğimiz konu varsa lütfen bilgilendirme noktalarında bahsedin. Örneğin öğrenciler için not verecekseniz, mesaj verecekseniz ya da mentorlar için herhangi bir daha önce bahsedemediğiniz bir konu varsa bilgilendirme noktaları kısmında buradan bahsediyoruz. Hem öğrenciler için kaynak sunmamız gerekiyor hem de mentorlar için kaynak sunmamız gerekiyor senaryolarda. Ve dediğim gibi bu senaryonun mesleki senaryolardan bir farkı olmalı. Çatışma problem olmalı dedim. Çatışma problem e, koyduğumuz bir senaryoda da aslında mentörlere özellikle Çözüm yollarından bahsetmemiz gerekiyor. Bakın e, dört e, alandan bahsedilir aslında çatışma çözümünde. Biz anlaşmak diye bir orta alan da koyduk compromise Kom, e, diye e, ve dolayısıyla rekabet etmek, kaçınmak ve karşılamak gibi çatışma alanlarından kaçıp işbirliği ve anlaşmada buluşmamız gerekiyor. Yani bizim bizim dediğim e, zaman meslek alanından bahsediyorum. Benim mesleğiminde onun mesleğinde kazanması gerekiyor çatışmada. Yani bazen benim mesleğim, bazen onun mesleği de kazanabilir. Şunu söylemek istiyorum. Çatışma bir meslek alanının baskın olduğu şekilde sonuçlanmamalı. Çünkü bu hizmet ayağında şöyle yansıyor. Evet, hekim bu olayın yöneticisi. Evet, hastane yönetiminde hekim söz sahibi. Bunu artık aşmamız gerekiyor. Çünkü her mesleğin rol ve sorumluluğu farklıdır. Her olayın yönetiminde lider farklıdır. Dolayısıyla biz diğer mesleklerle anlaşmalıyız ve işbirliği yapmalıyız. Rekabete girmemeliyiz. Birbirimizden kaçınarak bu süreci yönetmemeliyiz. Lütfen işbirliği ve anlaşma konusunda Ortak bir yol bularak senaryoyu çözümlendirmeye doğru gidelim. Örneğin bu bir tane Venner'in 2019 yılında kullandığı bir senaryo. Ben bunu özellikle burada bahsediyorum. Kültürlerin ne kadar farklı, meslek kavramlarının ne kadar farklı olduğunu görebiliriz. Kuzey Manit Manitoba'daki bölgesel bir hastane tıp bölümünde bir öğleden sonra iki fizyoterapiste lütfen Bayon Johnson taburculuk planlamasına yardımcı olun yazan bir hekim tarafından konsültasyon gönderiliyor. Her iki terapiste e, tıp kliniğinde tıp kliniğine birlikte geliyorlar ve danışanın ya da hastanın 3 saat içerisinde taburcu edileceğini öğreniyorlar ve şaşırıyorlar. Neden? Çünkü Bayan Jones düşme sonrası kalça kırığı ile geliyor. Cerrahi operasyon sonrası e, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde tedavi edilen yaşlı bir hastadır. Ameliyattan itibaren Bayan Jones'un işlevselliğinde e, aşırı düşüşe neden olan ve hiçbir şey yapamayacak kadar acı çeken e, çektiğini ifade eden bir süreç içerisinde fizik tedavi seanslarına devam ediyor ama fizik te tedavi seanslarına aslında çok da katılan bir hasta değil uyumsuz bir hasta ama tedavisi sonlanmıyor ayrıca fonksiyonel yetenekleri düşük olduğu için evinde bazı iyileştirmelere gidilmesi gerekiyor klozet kapağı gibi küvet taşıma tezgahı gibi bunların da yapılmadığı bir süreçte taburculuk planı e, hekim arkadaşımız Taburculuk planlıyor. Oysa ki fizik tedavi e, terapistlerimiz, fizyoterapistlerimiz iş ve uğraşı terapistiyle görüşüyorlar ve bu hastanın taburcu olmasının uygun olmadığını onlar da beyan ediyor. Dolayısıyla Bayan Johnson şu anda çok sınırlı bir finansmanı var. Evde herhangi bir iyileştirme yapılmıyor ve Bayan Jones taburculuk, Bayan Jones için hekimim arkadaşımız taburculuk planl planlıyor. Dolayısıyla e, bu e, bayan Jones terapistlere danışılıyor uygun olmadığı söyleniyor ve bu iki terapist hemen kendini hekim arkadaşımızın odasında buluyor. Buyurun diyoruz öğrencilere hekim olun terapist olun ve konuşun karşılıklı konuşturma, konuşmalarını istiyoruz. Bu bizim ülkemiz için uygun mu? Böyle bir senaryo bence uygun değil. Neden? Bizim öncelikle hastanın taburculuktan sonra çalışması. E, hani ev ortamında nasıl olacağıyla ilgilenen iş ve uğraşı terapistimiz yok. Sosyal hizmet uzmanlarımız var. Belirli bir yaş sonrası ve engelli hastalara müdahale ediyorlar. Normal bir hastanın 60 yaşında kalça kırığıyla gelen bir hastanın sosyal hizmet uzmanı uğraşı alanı içerisinde değil. Artı konsültasyonumuz ya da taburculuk işlemlerimizle ilgili sadece lider hekim. Yani biz bu iki hastayı bizim öğrencilerimizle lütfen bu hasta ile ilgili tartışın dediğimiz zaman Kısır döngüye girer. Bu problemin bizim ülkemiz için sonucu yok. tartışamıyoruz yani. Dolayısıyla böyle bir senaryo yerine gerçek hastalara uygulayabileceğimiz senaryolar kullanmamız gerekiyor. Senaryo başlıklarımız neler olabilir? E, White'ın bu konuda çok güzel bir kitabı var değerlere yönelik iş e, meslekler arası işbirliği uygulamaları diye. Orada çok güzel başlıklar var aslında. Ancak bu başlıkları kullanarak biz gerçek hasta senaryolarıyla gerçek çözümlere ulaşabilen senaryolar kullanabiliriz. Bu başlıkları isterseniz sizinle paylaşabilirim. Örneğin Fred ve Rose'la ilgili bir öykü var bu kitabın içerisinde ki Fred ve Rose'un hikayesi de maalesef Türkiye için uygun bir senaryo ya da uygulama değil. Ancak burada şu e, mesajı vermek istiyorum. Mentörlere yönelik sorular kullanılabilir bu kitaplardan alıntı yapılarak. E, Buradaki hikim arkadaşımızın yerinde olsaydınız siz ne düşünürdünüz? Ya da buradaki işte e, fizyoterapistle ilgili ne düşünürdünüz? Senaryomuz farklı ama yansıtıcı soruları e, alıntılayarak e, kullanabiliriz kendi senaryomuza yönelik. Buradaki Reflection Point dediğim zaman e, bu konuları siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin bu konudaki e, bu meslekle ilgili düşünceleriniz nelerdir gibi açık uçlu sorularla öğrencileri tartışma ortamına e, sokabiliriz. Örneğin bu bir tane e, üniversite e, örneği çok güzel bir meslekler arası eğitim programı müfredatlarına entegre etmişler. Hangi alanlar katılıyor tıp? Hemşirelik, eczacılık, e, sosyal hizmet uzmanı, e, beslenme ve diyetetik, diş hekimliği gibi birden fazla meslek lisans eğitimi alan öğrencilerin dahil edildiği bir meslekler arası eğitim programı 3 bölüm halinde uygulanmış birinci bölümde özellikle temel bir oturum meslekler arası eğitim nedir rol ve sorumlulukları nelerdir yönetmelik ne der bu konuyla ilgili gibi genel bir bilginin verildiği oturum daha sonra aktif öğrenme oturumu mesela etik laboratuvarı altında bir aktif öğrenme oturumu var burada e, hastalar önerilen müdahaleleri reddettiğinde diye bir başlıklı senaryo uygulanmış ve tartışma e, ortamı yaratılmış ki bu bizim ülkemiz için gerçekten e, çok güzel bir senaryo yapılabilir. Bizim hastalarımız önerilen müdahaleleri çok sıkça reddederler ve biz de aslında takip sürecinde bunun farkında olmayız. Bununla ilgili güzel bir e, senaryo yazılabilir. Daha sonra aktif öğrenme oturumundan sonra retrospektif oturumu adı altında refleksiyon sorularının, yani öğrencilerin bu senaryoda neler hissettikleri, diğer meslek mensubuna dahil olsaydı neler yapabilecekleriyle ilgili bir yansıtma ayna görevi gören bir oturumla sonuçlandırılıyor. Güzel bir örnek olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Burada da bu e, meslekler arası eğitim merkezinin e, kullandığı e, senaryo geliştirme şablonları ve taslakların olduğu ve çok ayrıntılı bir şekilde Washington Üniversitesi'nin bu da e, meslekler arası eğitim merkezi var. E, şablon ve taslakları paylaşmışlar e, web sitelerinde. Merak eden hocalarımız e, Açıp bakabilirler web sitesinde mevcut. San Luis, Louis, e, Louis Üniversitesi'nin yine e, çok güzel bir meslekler arası eğitim merkezi var ve bunların da özellikle kendi meslekler arası yetkinliklerini belirlediklerini e, söylemek istiyorum. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün de meslekler arası e, dernek ve kuruluşların be, belirlediği yetkinlik alanlarından tamamen farklı kendi e, toplumuna uygun ya da kendi üniversitesine uygun yetkinlik alanları belirlemişler ve bir meslekler arası eğitim Eğitim merkeziyle e, eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Bunların sitesinde de yine çok güzel ayrıntılı bilgi var. Öğrenme yöntemleri olarak tüm öğrenme yöntemleri var. Meslekler arası öğrenmede kullandıkları ve ölçme değerlendirme hani bizim sınav dediğimiz yöntemleri. Onlar da çoktan seçmeli yazılı e, simüle hasta kullanılarak ölçme değerlendirme yöntemleri kullanabildiklerini beyan ediyorlar. Türkiye'de durum ne? Şu anda sadece Hacettepe yapıyor gözüküyor literatürde ama Acıbadem'in de yaptığını biliyoruz. Bizim üniversitemizde de geçen yıl küçük bir atölye çalışması yaptık hocalarımla. Multi, profesyonel bir ekibimiz vardı tüm sağlık bilimleri bölümlerinden bir hoca ve benim dahil olduğum bir grup senaryo geliştirerek kendi öğrencilerimize küçük küçük atölye çalışmaları yaptık. Ayrıntılı bilgiyi merak eden hocalarımızla paylaşabilirim. 9 Eylül'ün bir çalışması var ama ancak sadece bir çalışma yapmış. Ee, biz inşallah müfredatımıza seçmeli ders olarak entegre edebiliriz. Bu konuda da çalışmalarımız ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Evet sonuç olarak meslekler arası eğitim için en, e, ideal bir senaryo yazmak emek ve zaman alır çünkü e, hem tüm eğitim müfredatlarını önümüze yönetmelikleri önümüze alarak birden fazla meslek mensubu öğretim üyeleriyle eğiticilerle birlikte çalışmamız gerekiyor ve tüm e, senaryoya katılacak öğrencilerin e, tüm süreçlerini bilgi düzeylerini sınıflarını ayarlamamız gerekiyor. Pilot uygulama yapmamız gerekiyor bu konuyla ilgili. Senaryoları geliştirmemiz gerekiyor. Bir kere de senaryo yazdım oldu dememek gerekiyor. Pilot çalışmadan sonra geliştirerek projelerle ya da yönetimin destekleriyle müfredata entegre etmemiz gerekiyor. Mutlaka bir çatışma ya da problem olmalı ama sonucu iyi bağlanmalı diyoruz ve senaryoya uygun zaman iyi yapılandırılmış bir senaryo İyi bir ekiple uzun süreli kullanılabilir diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz hızlı oldu ama zamanı yetiştirebilmek ve iyi yönetebilmek için biraz hızlı gittim sanırım. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa ya da önerileriniz varsa dinleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Güzel sunum için sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, sorularınız ya da katkılarınız yoksa oturumumuzu sonlandıralım mı? Teşekkür ederim hocalarım. <laughs> Fulya Hocam, Uğur Hocam teşekkürler. O zaman sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için. Ee, umarım bizim üniversitemizde de entegre edebileceğimiz bir model geliştiririz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.